Rehber TV ekranlarından hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz. Yeni bir hanımlar rehberiyle, yeni bir konu, yeni bir konuk ve dopdolu bir içerikle yine karşınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek başlayalım inşallah. Evet bugün helal gıdayı konuşacağız değerli konuğum Füsun Menteş hanımefendi ile gıda şüphesiz insan olduğu için olmazsa olmazdır yaşantısını yaşamızı devam ettirmemiz için. Fakat biz önümüze gelen her gıdayı tüketiyor muyuz tüketecek miyiz ya da tüketmemiz mi gerekiyor şüphesiz ki hayır. Çünkü biz inanan insanlar için Haram, helal, helallik haramlık boyutu çok önemli ve bu bağlamda e, çok önemli, çok değerli faaliyetler yürüten önemli bir misyon üstlenen GİMDES'ten bir yetkili olan Füsun Hanım'la helal gıdayı konuşacağız. Helal gıdayı açacağız, açıklayacağız, başlıkların altını dolduracağız inşallah. Füsun Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir önceki programda sizinle konuşmuştuk helal gıdayı, sertifikalandırmayı e, ve sorularımız kalmıştı biz sizden söz almıştık. Bir program daha yapalım. Hmm. Ve geldiniz. Allah razı olsun. Amcim Sağ olun. inşallah Füsun Hanım, şimdi biz önceki programda bazı sorular sormuştuk. Güzel de cevaplar almıştık ama izleyicilerimizin çok ilgisini, çok dikkatini çekti. Kalan sorularımız vardı. Üzerine biraz daha birkaç soru daha eklendi. Sıkıntı yok. Güzel bir şeydi sorular. <laughs> Gerçekten evet. izleyicilerimizin çok dikkatini çekti. Çünkü siz de takdir edersiniz %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Böyle olunca da gıda konusunda çok büyük bir yanılgı içerisine düşebiliyoruz. Çünkü %99'u Müslüman olan bir ülkede gıdanın böyle o kırmızı çizgisine dikkat edin, Müslümanların kırmızı çizgisine dikkat edilmemesi ihtimali hiç düşünmüyoruz. Göz önünde bulundurmuyoruz. Fakat Gimdes bu çalışmalarından, faaliyetlerinden ortaya çıkışından anladık ki böyle bir tehlike varmış. Evet. Allah razı olsun yani bu anlamda gerçekten güzel faaliyetleriniz var, güzel bir misyonunuz var. Evet, ee, şey Şeyden başlayalım mı Füsun Hanım? Ee, tayyiplikten, helallik ve tayyiplikten başlayalım mı kısaca? Böyle bir hatırlatma olsun bir de tekrar olsun izleyeceği <laughs> için. Tamam. Şimdi hepimiz Müslümanız helalliğin ne olduğunu biliyoruz. Helal Allah'ın izin verdiği meşru olan şeyler demektir. Haram da Allah'ın izin vermediği gayrı meşru olan şeylerdir. Yani şurada bir şey yapalım, nokta koyalım. Ee, helalleri ve haramları Allah belirler. Kişiler kendi kafasına göre hani bu helaldir ya da bu haramdır diye konuşamaz. Bu önemli bir konu. Çünkü biz görüyoruz bazı yerlerde ya bunun nesi haram olsun ya da bu niye caiz değil gibi. Bu konuda biz kendi kendimize fikir yürütebilecek durumda değiliz. Bu konunun alimi kimdir? Fıkıhçılardır. Onlardan hı hı. almak zorundayız fikrimizi. Tayyiplik kelimesine gelince bizim kullandığımız yani sertifikamızın adı zaten helal ve tayyip sertifika. Çünkü şimdi bir ürün helal olabilir ama... Ee, ...sağlıklı ve temiz de olması lazım. Sağlık açısından önemli olması, yani güvenir olması bizim için çok önemlidir. Ee, bazı katkı maddeler, özellikle ekotlu katkı maddelerde biz buna rastlıyoruz. Ee, helallik açısından bir sıkıntı yok, kriterler belli. Fakat sağlık açısından zararlı olduğuna dair elimizde ilmi bir kanıt varsa... ...biz o katkı maddesini kullandırtmıyoruz. Evet. Ya da temizlik kısmı gerçekten çok önemli... Ee, firmalardaki biz dezenfektanlara bakarız. Firmadaki çalışan işçi elini etil alkollü bir ürünle temizlediyse ya da makineyi etil alkolle temizlediyse o ürün içinde siz helal üretemezsiniz. Necis olmuştur zaten. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Peki bunlara dikkat ederken bu kadar müdahil oluyor musunuz o firmalara? Evet. Yani denetimlerimiz yaptığımızı mesela ilk denetime gittiğimizde inanın bir gün sürüyor. Bazı firmalarda ben iki üç kere, üç kere gittiğimizi bilirim. Yani firmanın standartlarını bizim standartlarımıza getirmemiz lazım. Hı hı. Ee, evet şimdi mantık olarak baktığınızda işte dezenfektan mikrop öldürüyor ama helallik açısından baktığınızda içinde etil alkol varsa o işinize yaramaz. Etil alkol olmayan bir dezenfektan bulması lazım. Var mı? Var. Tabii ki var. Etil alkol olmazsa işte haram olmayan başka bir alkol yapabilirler. Adının alkol olması onun haram olduğu anlamına gelmez. Kimyasal ismidir alkol. Mesela izopropil alkol. Adı alkoldür fakat hı hı. nedir bu? Sarhoşluk vermez. Amaç nedir? Sarhoşluk veriyorsa haramdır. Hı hı. Bu durumdaki sıkıntılı olan alkoller metil alkol ve etil alkoldür. Ya da piyasada bilinen adıyla etanol ve metanol. Bunlar sarhoşluk verenlerdir. Hı hı. Ötekilerde sarhoşluk vermezler. Bunlar kimyasal olarak, yapı olarak ötekine benzediği için adı alkoldür. Anladım. Yani biz o, o isimlerinden onları ayıracağız. Hı hı. Yani etil alkol ya da etanol görüyorsanız onu kullanmayacağız. Ya, metil, o haram alkol, boyutunda olan alkol. Evet. Metil alkol, alkol ya da metanol varsa o daha da biraz tehlikeli. O böyle körlük falan yapabilecek durumda. Daha da sağlık açısından da tehlikeli yani. Maalesef etanolü biz piyasada sadece gıdalarda değil ilaçlarda çok görüyoruz. Çocuk şurup, şurupların içinde çözücü olarak etanol çok kullanılır. Yani siz bir bakın şimdi çocuğunuza içirdiğiniz şurubun içine baktığınızda etanol var. Hı hı. Sentetik tatlandırıcı var, sentetik renklendirici var, aroma verici var. İşte onun binde biri belki etken madde ateş düşürücü varsa siz çocuğunuza verdiğinizde alkolü ve diğer zarar olan hepsini aynı anda veriyorsunuz. Hı hı. E, sonra da bundan bir medet umuyoruz. E, i̇nşallah ilaç konusunda halkımız biraz daha e, gözümüz açıp iyi davranırsak yani bu, burada bir sıkıntımız olduğunu fark etmemiz lazım. E, çünkü ilaç piyasası çok daha farklı bir yer. Hani gıdayı biraz müdahale edebiliyorsunuz, sertifika isteyenler oluyor, düzeltebiliyorsunuz. Fakat ilaç piyasası o kadar gizli bir piyasa ki ve orada kimse hani hastalar da soru sormuyor zaten. Doktor verse kesinlikle kullanacağız diyor. İşte etanol varsa sıkıntı anlatıyorsunuz. Ee, hayvansal enzim varsa o hayvansal enzimin ne olduğunu hiç kimse sormuyor. Domuz çok kullanılır bu sektörde. Onun yani için. başta söyledik ya Füsun Hanım hani e, Müslüman bir ülkede yaşadığımız için belki de aklımıza bu tür sorular gelmiyor çünkü Avrupa'da yaşayan Müslümanlar biraz daha bu konuda duyarlı, bilinçli oluyorlar zira, onlar. Zira onlar bir tehlikenin içindeyiz Hı -hı. yani gayrimüslim bir ülkedeyiz. Evet. E, burada işte yani haram boyutu, helal boyutu bizim için e, önemli. Bur burada bizim için burası tehlike dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorlar ama biz Türkiye'de böyle bir yanılgı içerisine düşünüyoruz ne yazık ki. Ama e, daha önce bir de O kelimeler Füsun Hanım yani o e, kelimeler çok yabancı olduğumuz kelimeler. Bilmiyoruz. Ha, bilmiyoruz çok yabancı olduğumuz kelimeler olduğu için e, bu da bizim için bir yanılgı. Yani Aslında e, bunun için firmayla görüşülebilir. Şimdi hı. çoğu insan bize telefon ediyor işte şunda şu var mı şu var mı diyor mu ki hani bizden biz öyle bir şu firma niye bu üründe şu var diye biz onu denetleyemeyiz. Firma hı. bize başvuru yapmazsa ama siz tüketicisiniz firmaya arayıp niye bunda şu var bu ne demek? Ben bunu anlamıyorum. Aynı şey ilaç için geçerli. İlaç firmasını arayıp sorabilirsiniz. Ben şunu anlamadım. Bu ne demek? Nereden elde ediliyor? Hı hı. Şimdi siz bunu sormazsanız o zaten satıyor. Onlar tüccar kafasıyla düşünürler. Ben zaten satıyorum. Neden bir helal sertifikasıyla uğraşayım? Kimse sormuyor ki. Hı hı. O zaman o niye rahatını bozsun? Çoğu firma bize geliş sebebi nedir? Yurt dışından, ihracattan sormuşlardır. Helal sertifikan var mı? Firmanın yoksa aramaya çalışır. Ya da mesela firma diyor ki, ya diyor 3 kişi 5 kişi aradı bize helal sertifika sordu. Ha, demek ki bunu soruyorlar. O zaman firma Hı -hı. toparlanmak zorunda Hı -hı. hissediyor. Şimdi hiçbirimiz bir şey sormuyorsak, kendi aramızda sadece konuşup kızıyorsak, Hı -hı. o çözüm üretmiyor. Çözüm nedir? Firma yararsınız. Ben bunu anlamadım. Şunda şunda ne demek? Ya da bu enzim ne demek? Hayvansal enzim ne demek? Nereden elde ediyorsunuz? Diye sorabilmek lazım. Ama siz, göre Evet firmalarla... firmalar toparlanıp şekillenebiliyorlar evet. ama biz bunu hiçbir şekilde yapmazsak, sormazsak onlar yapıyor. Bakın sıkıntımız hep baştan söylediğimiz gibi ham maddelerin ve katkıların Türkiye'de üretilmiyor. Hı hı. Bunlar yurt dışından geliyor. Evet. O yüzden ha Avrupa'da yaşamışsınız ha Türkiye'de. Yani o, o domuzun girmeme ihtimali çok az. Yurt dışından geliyor. Oradaki çok sıkıntılı üretimler var. Domuz olmadığı zaman etil alkol giriyor üretimlere ama hı hı. siz bunları göremezsiniz. Biz çünkü bunu işte böyle gizlilik sözleşmesi imzalayarak firmalardan alıyoruz ve görüyoruz. Hı hı. O yüzden sizin Peki Türkiye'de üretilen katkı maddesi Türkiye'de üretilen katkı maddesi yok mu? Hepsi mi dışarıdan geliyor bize? Çoğunlukla %95 diyelim. Peki bu katkılarda tehlike risk nedir? Bu katkılardan biraz bahseder misiniz? Şimdi neler olabilir yani mesela? bu katkılar olmazsa olmaz mı gıdalar için? Aslında şimdi biz şöyle anlatıyoruz. Hoca hep şöyle der. 100 yıl önce teknoloji, gıda teknolojisi bize batıdan geldi. Mesela 100 yıl önce ekmek sıkıntılı bir ürün değildi. Niye? İşte köylü buğdayını alır, kendisi değirmende çektirir, gider evinde bekletir, kendi hamurunu yapar ve ekmeğini yapar. Ekşi mayısı ekmek yapardı. Sıkıntı yok. Hı hı. Peki şimdi sıkıntı ne? Yurt dışından fabrika bina, fabrikalar geldi, şeyler geldi. Onunla beraber katkılar da geldi. İşte ekmeğin Beyaz ekmek pazarladılar bize 1960'larda. halini aldı Ekmek şimdi geldi. İşte ekmek beyaz olursa daha iyi olur dediler. Ekmeği soydular, şeyine buğdayı soydular. Beyazı kaldı. E beyaz olunca kabarmıyor. Kabarması için şu lazım. İçine enzim eklememiz lazım. Biz beyaz olmazsa yemiyoruz. Onu beyazlatmaya çalıştılar. Hı hı. E, yani teknoloji aslında normalde yüz yıl önce ekmekte bir sıkıntı yoktu. Teknoloji gelince, hani Batı'dan aldığımız teknoloji kendimiz geliştirmediğimiz için o gelince bütün katkıları da beraberinde getirdi. E aynı şey mesela mayonez yoktu ketçap yoktu şimdi fabrikasyon olarak üretmeye başladı şimdi her şey fabrikasyona girdiği zaman üretici firma için en önemli şey nedir e ben bunu ne kadar rafta tutarsam o kadar iyi maliyeti kurtarır yani adam üretti 3 ay rafta 5 ay rafta durduysa bu iyidir ama o 2 ayda bozuluyorsa 2 ay sonra o malı geriye çekmesi lazım. O yüzden yani önemli ay, olan... 3 ay, 5 ay olsa iyi Füsun Hanım. 3 sene, 5 sene daha i̇şte fazla olanlar... Onlar için önemli olan çok uzun süre durması. O durması ne demek? onu korucuyla korumaları gerekir. Hı hı. katkı oradan mı devreye katkı giriyor? katkı oradan giriyor. Yani o firma... Şimdi bir sürü sebep var. Mesela siz çok iyi kabarmamış ekmeği almak istemeyebilirsiniz. Hı hı. Firma onu kabartmak zorunda. Hı hı. Onu düşünmek zorunda. Mesela şey çok hoş. Şampuanınız çok köpürmezse... Siz onu temizledi diye düşünmüyorsunuz. Evet. Niye? Eskiden biz killi su ve küllü suyla saçlarımızı yıkıyormuşuz. Hı hı. Temizlik nedir? Bir tarafı yağı çekecek, alıp hani kiri alıp götürecek sadece o. Ama hı. biz öyle bir pompalandık ki işte köpürecek, köpük köpük olacak, temizlik olacak deyince köpürmüyorsa pis yaptı, kirli. Çünkü, e, reklamlarla işte Reklamlar, bütün medya argümanlarıyla hani. o, bu algıyı oluşturdular. Bunu, evet. bunu bize ne yazık ki e, biz tecrübeyle yenmemiz lazım. Biz Hı -hı. bu algılara yenilmememiz lazım. Mesela bir tane reklam var, kirlenmek güzeldir. Bu o kadar kötü bir reklam ki, şimdi çocuk çamurda koşturup duruyor, ben bakarsam o kirlenmek değildir. Çamur bizi kirletmez, biz çamurdan yaratıldık. Hı -hı. Bu algı olarak kafamızda bu olmaması lazım. O daha iyi temizlemiyor yapmıyor. Bizim kafanızdaki kısmı değiştirelim. Beyaz ekmek daha sağlıklı demek değildir. Ama bize böyle geldi. Ya da işte daha dayanıklı olduğu için margarinin light olması daha sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Ama reklamlar hep böyle yapılıyor. Reklama algılan bu şekilde algıladığı için insanlarımız maalesef bunun peşinden gitmeye çalışıyorlar. Yani tabiri caizse para babaların elinde olduğu için bütün medya argümanları dediğimiz gibi evet. güç de onlarda olduğu için para da onlarda olduğu için o ne yazık ki onlar yön veriyorlar Müslümanlara. Müslümanların bütün yaşam tarzına yön verdikleri gibi Müslümanların gıdalarına, yeme içmelerine de yön vermeye başladılar. Ve bu konuda gerçekten de Müslümanlar birazcık duyarsız gibi. Ee, yani çok fazla sesimiz çıkmadı bugüne kadar. Çok fazla insanlar karşı gelmedi. Yani karşı gelenler de kendi çaplarında. Cılız oluyor. Ee, evet, çok cılız sesler şeklinde. Onun için bir bir topluluk olmadı, bir kurum, bir kuruluş olmadı. Şimdi bakın, e, önceden insanlara diyordunuz ki şu Yahudi malı... ...bir toparlanırdı, aa diye bir topluyorlardı. Hı hı. Şimdi o çok rahatsız etmiyor. Değil Üstüne mi? üstlük diyorsunuz ki işte bu mesela gaz içecekler, kolar. içinde alkol var. O bile rahatsız etmiyor. Hı hı. Ee, İnsanlara iki çeşit korkutursunuz. Aç kalacaksın, öleceksin. Hasta olacaksın, öleceksin. Bu iki korkudan dolayı ilaç ve gıda sana başını gider. Ama insan küçük bir küçük bir parantez açayım Füsun Hanım biz önceki programda sizinle konuştuğumuz zaman gıda şey ilaç sektöründe herhangi bir talep yok demiştiniz değişen bir şey var mı merak yok. ettiğim için yani soruyorum. Yani işte e, bu nasıl olur bir başvuru olur e, şimdi onlar da biliyorlar biz bir ar şeyimiz e, yol haritası hazırladığımızda alamayacaklarını görebilirler hı hı. E, ciddi olan bir firma oradakini değiştirebiliyor yani formülasyonunu değiştirebiliyor ama firmalar diyor ki dediğim gibi zaten satıyorum. Hı hı. Onu almasam da satıyorum. Öyle bir Ciddi, kaygısı yok. 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 E şimdi Müslümanlar mesela birkaç bizi anket falan başlatmak istedik. Yani bir lütfen bir kendinize gelin. Sağlık Bakanlığı'ndan isteyelim. Çünkü neden? Ee, Yahudi olunca koşer sertifikalı ürün talep edebiliyorsunuz. Vegansınız talep ediyorsunuz. İşte Yahuva şahidiyseniz bile talep edebiliyorsunuz. Müslüman niye talep etmiyor? Talep etmiyor. Edemiyor değil, talep etmiyor. Etmesi lazım. Benim helal bir ilaca ihtiyacım var. Ben çocuğuma onu verirken ya da ben bunu yutmak zorundaysam kafamda bu soru olmaması lazım benim. Yani bunun içinde etanol var, etil alkol bu. E çocuğuma veriyorum sağlık olsun diye ama ahram bir şey veriyorum. Aslında sağlık da olmuyor, şifa da olmuyor. İşte bir de çok ilginç bir şekilde hani tabii bir sağlıkçı anlatırsa daha iyi de biz hep karşılaştığımız için böyle bir genelleme olarak anlatıyoruz. E hasta e, bir ilaç aldığı zaman başka bir ilacı çok rahat verebiliyorsunuz. İşte bir ilaç bir tarafı toplarken başka bir yeri dağıtabiliyor. Hı hı. E, ama biz onu sorgulamıyoruz, sormuyoruz. Niye böyle yapıyor? İşte bunun içinde ne var demiyoruz. Demediğimiz için ne yazılırsa alıyoruz. Biz burada bir kere bilinçli olmak zorundayız. Çünkü Müslümanız. Ama bu Müslüman... çok yönlü bir şey Füsun Hanım. Yani toplum toplumsal olarak biraz daha böyle sinik sönük bir milletiz genelde Müslümanlar da sürekli ezildiği için o bir eziklik de var özellerinde artı bir de dediniz yani Yahudiler işte Hristiyanlar bütün inançtaki insanlar evet sorup sorguluyorlar bizde o yok bizim o yeteneğimiz o kabiliyetimize bir şeyler oldu ne yazık ki yok yani bizde inşallah o... onlar toparlanacak ben ona inanıyorum yani çünkü biz bu o kadar çok seminer veriyoruz ki biz bizim işimizin bir parçası seminer vermektir. Hı -hı. Her, bütün her arkadaşlar hepimiz seminer veririz biz. Evet. Şimdi bakıyorum yani çok kalabalık. Mesela 600 kişilik bayanları toplayıp size seminer verdirebiliyorlar. Müthiş bir şey. Hı hı hı. Ve 2 iki saat 2,5 iki saat süren semineri sonuna kadar dinleyip not alan hanımlar var. Hı hı. Ve hanımları biliyoruz ki bir şey inandıysa ve kabul ettiyse kesinlikle dönmüyor. O hı hı. konuda çok iyi çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun biz onlardan hepsinden bütün gönüllerimizden çok memnunuz. Zaten bu anlamda sanırım kadınları bir organizasyona almak yeterli olacak çünkü Onlar gıda konusunda, gıda konusunda Allah sayılarını arttırsın. Amin artırsın. Gıda Zaten... konusunda bayanlar gerçekten çok söz sahibi. Evet. Yani evde alışverişte işte çocukları üzerinde eve giren çıkan genelde kadının denetimi gözetimi izniyle olur. Evet. Yani bir şey kadın eğer Eşinden istediği zaman yanlışsa onu değiştirtir, onu iade ettirir. Evet, Bu anlamda gerçekten kadınlar, e, buradan da bir seslenmiş olalım. Bu Şöyle konuda bir biraz şey daha vardı. duyarlı olmaya çağıralım. Ee, toplumun yarısı kadınlarsa diğer yarısını yetiştiren de kadınlar. Hı hı. Yani kadınlar temel temelsel. Önce bunu kabul edelim. Ve biz diyoruz ya çoğunlukla hep onlarla çalıştık. Çok azimliler. Hı hı. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Ee, ve zaten kadınların en önemli kaygılarından birisi de çocuklarını iyi yetiştirmeleri değil mi? Evet. Ve bu anlamda biliyoruz ki gerçekten kursağımızdan geçen çok önemlidir çocuklarımızın. Kursağından geçen gıdalar çocuklarımızın ahlakı, kişiliği üzerine çok e, etkidir. Yani. Evet. Bunu örnekler çoktur. Ee, bu bağlamda evet gerçekten dikkat etmek gerektiğini söyleyelim bir daha ve katkılara e, yine dönelim fıstınamı Katkılardan bahsetmiştik şimdi katkılarda şu E kodlar var bu E kodları biz çok bilmiyoruz rakamlar var kodlar var hı hı. Ee, evvelden e, bu konuda fazla bir bilinç olmadığı için biz, biz bunlar bunlar bize masum geliyordu yani bakıyorduk ya da bakmıyorduk geçiyorduk anlamayacağınız anlamadığınız Hı -hı. şeyler zaten deyip geçiyorduk onları. Ee, daha sonraları yavaş yavaş toplumda insanlarda bizlerde bir bilinç oluştukça bu sefer bunlardan kork korkar olduk. Hı -hı. Yani o e kodları görünce biz e acaba diyoruz. Yani bazen araştırıyoruz internetten bakıyoruz ama bunlar da yetersiz. Ee, siz ne demek istersiniz ne söylersiniz? Şimdi e kodu demek Europe Code. Avrupa Birliği'ndeki bütün katkıların hepsinin bir e kodu vardır. Hı -hı. Bütün e kodlarının ne iyidir, ne kötüdür. Yani biz hepsini işte hepsi iyidir ya da hepsi kötüdür diye ayıramayız. Niçin hmm. ayıramayız? Karbonat, hepinizin kullandığı karbonatın bir E kodu vardır. C vitamini'nin bir E kodu vardır. Ee, i̇şte sitrik asit dediğimiz, işte evlerde kullandığı, kullandığınız limon tuzunun bir E kodu vardır. Hmm. Ortak konuşma dilidir E kodu. Şimdi hani siz diyorsunuz ya E'lere bazen anlıyoruz, bazen anlayamıyoruz. Biz seminerlerde hep diyoruz ki çok akıllı telefonlarımız var bizim. Android telefonlarımızı bu faydalı şey için kullanalım. Çünkü firma arkada zaten bütün reçetesini vermez, her şeyi yazmaz firmalar. Peki vermek zorunda değil mi yani? Bunu, ee, sanırım onu bunu bir denetleyen bir, bir kurum etiketlerden yok mu? işte yüzde yirmesine, yüzde pardon yüzde ikinin altında giren katkıları yazmak zorunda değiller şeklinde bir açıklama yapmıştı Sınırı bana. Yüzde iki. Yüzde ikinin altında giriyorsa şey hmm. ham maddi şey yazmaz. Bir de mantık olarak düşünürseniz firma oraya bütün reçetesini dökmüş olur. Hı -hı. Firmaların reçeteleri gizlidir. Biz imzalayarak görüyoruz onları. Bütün reçeteleri bize böyle açıyorlar. Açtırıyorsunuz ama değil mi siz? Tabii ki. Sertifika yani bu şart. Biz onun hepsini göreceğiz. Böyle o kadar tedirgin olan firmalar var ki. Hayır diyoruz yani getirin gizlilik sözleşmeniz neyse. Sizin bir sözleşmeniz varsa onu da imzalayacağız. Hı -hı. Ama biz sizin reçetelerinizi görmeden size sertifika veremeyiz. Yani sadece o e, etiketinizi görerek bu bizim için yeterli değil. Biz reçeteleri görürüz. Oradaki ham maddelere bakarız. O ham maddeler zaten listesi bizde vardır. Evet. Miktarlarıyla hiç ilgilenmiyoruz. Miktarlar bizim için önemli değil. O firmanın kendi gizlisidir. Ama ne girdiğini mutlaka görmek zorundayız. Şimdi Peki e, ne girmemesi gerekiyor? Hı. Şimdi <laughs> öncelikle e, sucuk, sosis, salam türü... Ürünleri tüketenler varsa E kodunda E 250, 251 ve 252 yazan nitrit ve nitratların olmaması lazım. Hı hı. Ee, ama bu e, şey, şey e, 251, 50, 50. E 250, 251, 252 hı hı. bunlar nitrit ve nitratlar. Ama bütün bildiğiniz her türlü markanın içinde bu vardır. Koruyucu olarak kullanılır. Hı hı. Fakat e, bu nitrit ve nitratlar Ette protein oluşturan amino asitlerle birleşir ve nitrozamin denen kanserojen maddelere dönüşür. Ben çok yıllar önce öğrenciyken bu bilgi bilim defterime yazıyordu. Aradan o kadar uzun süreman geçti ki hala bu bilgi geçerli. Kanser vakaları çok artıyor. Hı hı. Ee, biz nitrit ve nitratları sertifikalandırmıyoruz. Şimdi bir mantık olarak düşünürseniz sucuk bizim yıllardır yaptığımız bir ürün... ...ya da pastırma... Evet. ...onlar nitrit ve nitrat koymadan da bunu yapıyorlardı zaten... ...bu teknoloji bizim vardı... Gene, ...genlerimizde var bizim... Hı -hı. ...onu değiştirme ihtiyacı hissetmemek lazım... ...ama bu kolay... Yani niye nitrit nitrat koyarsa piyasada işte 6 ay, 7 ay, 8 ay kalacak ürün. Hı -hı. Ama koymazsa daha kısa sürede çekmesi lazım. Veya argesini yapıp o ürünün daha iyi darandırabilecek ne var diye ona bakması lazım. Evet. Maalesef firmalar bununla uğraşmak istemedikleri için daha basit olan bunlara geliyor. Hı -hı. Nitrit ve nitratlar onun dışında e, çocuklarda hiperaktiviteye de sebep oluyor. Hı -hı. Yani çocuklarımıza bir bakalım. Sentetik renklendiriciler ve nitrit ve nitratlar evet, çocuklarda hiperaktiviteye sentetik ve... tatlandırıcılar. Paraben. Parabenler. Hepsini e, söyleyelim. Hı hı. Biz GİMDES olarak sentetik renklendiricileri ve sentetik tatlandırıcıları sertifikalandırmıyoruz. Sağlık açısından zararlı olduğu için. Piyasada çok kullanılıyor. Helallik yani, boyutu nasıl? Helallik kısmına bakabilirsiniz. Helal sertifikalı ürün önünüze getirebilirler. İşte hı hı. prosesine bakarsınız. Alkol var mı yok mu ona bakabilirsiniz ama sağlık açısından zararlı olan kısmını düzeltemezler. Biz o yüzden onu sertifikalandırmıyoruz. firmalar için önemli bir şey bu. Niçin? Mesela bir gram şey aspartam, şu kadar bir aspartam bir kamyon neredeyse şekerin işini yapar. Hı hı. Yani düşünün ne kadar ucuz. Zaten kendisi ucuz. Bir de çok fazla şekerin işini yapıyor. Maliyet açısından çok uygun olduğu için Firmalar sentetik tatlandırıcı kullanmayı severler ama biz evet. sertifikalandırmıyoruz. Çok acı gerçek, ee, çocukların kullandığı ürünlerin içinde var bunlar. Çok fazla var. Ee, çok tehlikeli yan etkileri olduğu için hiçbir şekilde bu ürünlerin sentetik e, tatlandırıcının kullanılmasına izin vermiyoruz. Evet. Jelatin? Ee, jelatin başlı başına bir sorun. Şimdi genel olarak e, burada bize hep sorular şöyle geliyor. İşte yenilebilir sığır jelatini yazıyor. Biz tüketebilir miyiz? Evet o da soruldu. Yani soruldu. sığır jelati, jelatini <laughs> var. Yani bu buna ne, ne der? Helal yani, bir ne hayvan, helal diyor. bir yöntemle kesilmediyse ona helal diyemiyoruz. Hı hı. Yani onun sığır olması onun helal yöntemle kesildiğini göstermez. En ucuz kaynak domuzdur. Jelatin yani dediğimiz... Yani burada Füsun Hanım burada sığır jelatininin kullanıp kullanılmaması mı jelatinin kendisi mi yoksa kesim şekli mi? Ee, sığır jelatini helal mi? Buna bakmaları lazım. Yani sığır olması olayı çözmüyor. Hı -hı. Helal o sığır helal yöntemle kesilmiş mi? Onu teyit etmeleri lazım ki bunu kişiler yapamaz. Hı -hı. Şimdi önce jelatinden çok kısa bir şekilde bahsedersek e, mesela paça çorbasını düşünün veya tavuk eti. Geceliğin siz haşlayıp Koysanız kenara sabaha kadar jöle gibi olur o evet. o jelat kolajendir toz haline getirilmiş haline jelatin denir hı hı. aslında çok faydalı bir şey kemiklerimiz için gerekli yememiz gereken bir şey hı hı. ama helal bir hayvan helal bir yöntem olması lazım hı hı. en iyi kaynak e, domuz e, şeydir derisidir hı hı. ondan elde edilir piyasada e, Çin'den gelir. %80-90 Çin'den gelir, evet. bir miktar da Avrupa'dan gelir. Helal hayvanlar, helal kesmaniye gönderecek götüreceksiniz. He, Müslüman kasaplar kesecek ve helal olacak. Hı hı. Biz daha hiçbir jelatin sertifikasını kabul etmedik. Hiçbir üründe jelatin kullanmak. Jelatini sertifikalandırmıyoruz. Daha hani istediğimiz şekilde güvenilir bir yerden geldi gelmediği için daha hı hı. hiçbir şey sertifikayı kabul etmedik. Hiçbir üründe de jelatin kullandırmıyoruz. Evet. Ee, devam edeceğiz inşallah. Kısa bir aramız var. Tamam. Evet kısa bir aramız var aradan sonra yine burada olacağız inşallah. Evet Gimdes gıda mühendisi ve baş denetçi Füsun Menteş Hanım'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet helal gıdayı konuşuyorduk ee, ve en son jelatinde kalmıştık. Zeynep evet. jelatini bize anlatmıştınız. Şimdi e, bir de MSG denen bir katkı var. Hı hı. Monosodium glutamat E621 koduyla gösterilen bir üründür. E621. E, bu bir e, Çin tuzu olarak da geçer. Çok Hı -hı. ilginçtir MSG. Yine monosodium glutamat. E, lezzetini 5 lezzet olarak geçer. Bizim dört tane lezzetimiz var. Mesela ekşi, acı, tatlı, tuzlu. Hı -hı. Bu gibi lezzet arttırıcı ürünlerin lezzetine umami diyorlar. 5 lezzet. Kendi lezzeti yok. Ekşiye koyarsanız... 100 kat arttıracak. Tatlıya koysanız 100 kat arttıracak. Neyin içine koyarsanız o lezzeti kat be kat arttırıyor. E bu ne o tadı bu? artırıp bir de ayrıca lezzet mi katıyor? Hayır, çok tatlı yapıyor. Mesela hmm. çok tatlı, mükemmel. O kadar güzel ki vazgeçilemez bir hale geliyor. Şu aburcu cuburlarda falan Her, mı çok? Hayır, e, genelde aromalarla bu. beraber kullanılır veya hmm. ayrıca kullanılır. Şimdi aromanın içinde olabilir çünkü aromayı sizin kafanıza kodlar. Hmm. Siz hep aynı markaya gidersiniz. Çok lezzetli ben. Artık lezzetli şeyler çok garip geliyor bana çünkü ...içinde MSG ve aroma attığın zaman her şey size lezzetli gelir. Hı hı. O kadar enteresan ki... ...araştırmalar yapılmış. Şimdi şu aynı direk ...formülasyon dire ...birebir aynı iki ürün koyun şuraya. Hepsi aynı. MSG'li ürünü yediyse birisi... ...ötekini yiyemiyor. Çünkü o kadar lezzetsiz ki yiyemiyor onu. Halbuki az önce aynı formülde başka bir ürün yedi. Hı hı. Ve mesela deneylerde çok ilginçti. Böyle fareler vardı. Bir fare MSG yemiş olmuş bu kadar... Öteki aynı fare, başka bir fare. O MSG'siz, o bu kadar. Hı hı. Çünkü o kadar lezzetli ki hani yedikten 20 dakika sonra siz e, doygunluk hissine ulaşıyorsunuz. Ona ulaşamıyorlar zaten. Yedikleri yedikleri zaman zaten mide o kadar tok, ki, doluyor ki. Doydum deyince zaten mide patlayacak hale geliyor. Ve gençlerdeki şu vücudun şu şekil olma sebebi Hı -hı. işte bu MSG'li ürünler. Çünkü doyamıyorlar. Hı -hı. Çocukların önüne siz koyun hazır böyle işte hamburger türü bir fast food türü. Hı -hı. iki Hı -hı. tepsi, üç tepsi Hı -hı. bana mısın demiyor ki yediğini anlayamıyor zaten. Ve aynı tadı istiyorlar. Füsun. Aynı Mesela bazı markalar vardır. Evet. Biliyoruz ki onlar gerçekten evet katkıları yani yapılış şekilleri vesaire Hı. tehlikelidir, zararlıdır. Ee, bazen bıraktıra bıraktıramıyoruz çocuklara ya da bıraktırılamıyor gençlere. Evet. Özellikle aynı marka mesela bu asitli içeceklerde de öyle. Özellikle aynı markaya bir marka olacak. Onun dışında e, onun dışında o tadı vermiyor yani istemiyor. Mesela bazı abur cuburlarda da öyle bir markaya takıntılı oluyorlar. Aroma. Çünkü onun dışında kesinlikle diğerlerinde tat yok. Yok. Deniyor. Çünkü o çok ilginç. işte bu MSG içine girdiği zaman e sizin beyniniz onu çok lezzetli algılıyor. Hı -hı. O kokuyu, o lezzetli algılıyor size. O yüzden hep aynı markaya gidiyor insanlar. Çok lezzetli, hayır değil. İçindeki o MSG sizi öyle hissettiriyor. Hı -hı. Sonra bir firmanın bir yazısını okumuştum. Ürünlerimiz artık MSG kullanmak istemiyoruz çünkü lezzetleri birbirine çok yaklaştırıyor. Çünkü insanlar işte mantarlı bir ürünle, işte brokoliyle bir ürünü birbirinden ayıramaz hale geliyorlar. Çünkü hepsi çok lezzetli. Kafalarında, beyinlerinde öyle bir algı oluşuyor. Mesela biz MSG'yi sertifikalandırmıyoruz. Sağlık açısından zararlı olduğu için. Alzheimer hastalığına falan sebep oluyor. Çünkü sürekli beyni aldatıyorsunuz çok siz. O zaman. Hı hı. Ondan sonra firma mesela sertifik almaktan vazgeçti. Hı hı. Bunu da söyledi. Niye? Ben MSG'yi koymazsam ürünü satamam dedi. Onlar da biliyorlar. diye piyasadaki diğerleriyle rekabet etmek çok zor olacak. Tüketici onun tadını beğenmeyecek. Bir sürü sıkıntısı olduğu için bu kolay yöntem olduğu için MSG'den vazgeçemeyip sertifika almaktan vazgeçen firmalarımız var. Evet ne yazık ki. Peki e, sistemin içinde diyorsunuz. Sistein bir amino asittir aslında. Fakat elde edilme yöntemine bakmamız lazım. Çoğunlukta siyah erkek saçı çinde. Hatta böyle videolara bakabilirsiniz. Çinde saçlar nasıl toplanıyor, nasıl temizleniyor Hı -hı. ve nasıl sisteine dönüştürülüyor. Evet, bu sosyal medyada ee, çok dönüyor var. videoları Hı -hı. bir ara. Hala ee, var mıdır bilmiyorum. Var. Ee, şey de var. Ee, domuz kılından... Allah'ın bir imtihanı Bu domuz Her tarafı kullanılıyor. Gerçekten kılı tüyü, bağırsakları, iç organları, her şeyi çok fazla kullanılan bir hayvan. Evet. Domuz kılı var, insan saçı var, at kılı var, ördek. Tüyü var. Bizim mesela şeyimiz, fıkıh kurulumuz, ördek tüyü kullanılabilir dedi. Ondan gelse, onunla ilgili bir şey gelse, sisteğine belki izin vereceğiz. Ya da mikrobiyel yöntem. Evet. Mikrobiyel yöntem de yeterli değil. Hani mikrobiyel yöntem üretilse de onun helal sertifikalı olması lazım ki Hı -hı. biz onu kabul edelim. Sisteğin çok kullanılır. Hamur işlerinde kullanılır. Hamurun büzülmesini değil, böyle yayılmasını sağlamak için kullanılır. Ee, Mukolitik şuruplarda vardır, balgam giderici şuruplarda. Oraya bakın sistein diye zaten yazar. Amino asittir, proteindir yani. E, sporcu için. Protein takviyesi alan her şeyin içine bir bakabilirsiniz. Onda sistein olabilir. Hani Hı -hı. E, bunu sadece e, ekmekte insan saçı diye reklam hani bu şekilde kamuoyu oluşturuldu ama o kadar Hı -hı. çok şeyin içine giriyor ki sistein. Ee, bakmanız ve araştırmanız lazım. İşte biz bakmadığımız ve etiket okumadığımız için bize bunu kolaylıkla satabiliyorlar. Sertifikalandırıyor musunuz sisteğini? Eğer bizim kabul edeceğimiz kriterlerde gelirse sisteğini sertifikalandırırız. Yani insan saçı, hayvan kılı vesaire olmadan ya ördek tüyü veya mikro, e, helal sertifikalı mikrobiyal şartlarda üretilmiş bir ürün gelirse kabul Hı. ederiz. Yani biz orada e, tüketiciler anlamıyoruz. Sadece sisteğin sistem diyor. Yani sisteğin derken işte ördek tüyü mü? insan saçım ne olduğunu biz orada anlamıyoruz ama siz denetlerken biz görüyoruz. Hı, siz yani biz sertifikasını görürüz, iş akışlarını görürüz. Yani daha doğrusu siz talep ediyorsunuz ama evet. değil mi? Yani çünkü sertifika evet. aldı veren bütün kuruluşlar isterler mi? Hepsi istiyor mu ya da göz mü göz yumabilirler mi? Diğer sertifikalandırma kurumları nasıl bir sistemle ilerlediğini bilmiyorum. Yani hı -hı. biz ancak kendi işimizle uğraştığımız için bize gelen sertifika hani bize gelen sertifika talepleriyle uğraşıyoruz biz sadece. Evet. Ama zor verdiğinize göre demek ki siz... Bize bunu söylüyor zaten işte şeyler fuarlarda falan gelen firmalar işte diyor bize geçen sene sertifika lazımdı. Sorduk hmm. kolay vermiyor dediler. Biz kolayca alacak yerden aldık ama bu sene biz gerçekten sertifika istiyoruz diye bize geliyorlar hı. zaten. Bu sene biz gerçek alalım diyorlar. Hı hı. Çok şaşırtıcı oluyor yani. O, i̇şin aslında hoşumuza da gidiyor. Hani çok kolay sertifika vermediğimizin piyasada duyulması güzel bir şey. Evet. E peki bu tavuklarda bu soru da çok soruldu. Bu tavuklarda antibiyotik kullanımı hı hı. Buna ne diyorsunuz? Şimdi e, insanlar nasıl kendileri hastalandığında antibiyotik kullanabiliyorlarsa tavuklarda da böyle bir durumda antibiyotik kullanabilirler. Ama ne hı. zamana kadar? Piyasaya çıkmadan belirli bir süre önce bunu mutlaka kesmek zorunda. Şimdi e, Yani piyasaya çıkma derken kesim? Kesimden önce. Kesimden önce. Ne kadar önce? Onu firmadan firmaya göre değişiyor. Yani Büyük ihtimal 2-3 hafta önce falan bunların bitmiş olması lazım. Hı hı. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, mesela tavukları bir yere hapsettiğiniz zaman, mesela yediğinin %50'si e, uygun olmayan yiyecekler olsa, siz bu tavuğu alıp bir yere hapsetseniz ve 3 gün sadece buğday gibi temiz bir ürünle besleseniz 3 gün sonra kendi kendine etini temizleyebilir tavuklar. Hı hı. İşte koyunlar için bir haftadır, inekler 10-12 gündür. Hatta biliyorsunuz içki içen birisi, bir insan bile 40 gün içinde beden kendi kendini temizler. Böyle bir özelliğimiz var. Hepimiz için geçerli. E, tavuklar da kendi kendilerini temizleme özelliğine sahiptir. E, arkadaşlar ben şimdi çok duyuyorum işte içlerinden ur fırlayan tavuklar böyle bir şeyler var. Ben araştırdım Türkçe ya da İngilizce bir kaynakta bir görsel bulamadım. Hı -hı. Hani içinden biz sürekli bu tavuklarla ilgili sürekli analiz yaptırıyoruz. Hı Hani kanser mi var? ağır kimyasal mı var, nesi var diye daha hiç öyle bir şeye rastlamadık. Zaten rastladığımızda onu sertifikayı iptal ederiz. Bizim böyle bir yetki, yetkimiz var. İnsan Hı. sağlığına zararlıysa ve bunu değiştiremiyorsanız iptal edersiniz. Çünkü e tavuk, kefaletimiz bitmiş olur oradan. Tavuklar için piyasada çok fazla söylemler var. İşte bunların ilaçla şişirildiği, bunların aslında hani küçücük yavruyken birdenbire ilaçlarla bunların şişirip piyasaya sürüldüğü, bunların çok zararlı olduğu, yenmemesi gerektiği Bazen bizim de tüketici Hı -hı. olarak kafamız karışıyor. Çocuklarımıza yedirmememiz gerektiği. Hı -hı. Yani sizin sertifikalandırdığınız tavukları, piliçleri rahatlıkla alıp tüketebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bakın, öncelikle konuştuğumuz şeye bakalım. Tavuk kesilmiyor da piliç kesiliyor. Yani koyun değil, kuzu. Hı hı. Yani büyümesi gerekmiyor, küçük olarak kesiyorlar. İşte bir kilo, bir kilo 250 gram, en fazla bir buçuk kilodur gördüğünüz şeyler. Daha fazla olmuyor, hindi kadar değiller. Yani evet. tavuk değil bunlar, piliç... Bir de şimdi şöyle düşünün, birisini alsanız. Kent çapında dışarıda büyüse birine de özel bir ilgi gösterseniz, bunu tavuklara bakıyorlar. Vitaminleri, mineralleri var, hı hı. proteinleri var. Bunlara iyi büyüsünler diye özel ilgi gösteriyorlar. Hı hı. Cins meselesidir. Bazı insana dersiniz ki ben su içsem şişerim der. Evet. Başta yer yer bir deri bir kemik kalır. Hani bizim sarı kızlar vardır, dağlarda gezer, bir evet. deri bir kemiktir. Bir de Holşan cinsi ineklerimiz ya da Montafon cinsi ineklerimiz vardır, kocamandır, hı hı. değil mi? Bu cins meselesidir. Bu tavukların cinsi etlik tavuktur. Külü almaya müsaittir. Hı hı. Ve siz onlara zaten bakıyorsunuz. Ve 45 günde işte tavuk olmuyor onlar. Küçük piliçler. Ve evet. öyle kesiliyorlar. Biz yem rasyonlarına zaten bakıyoruz. Kontrol ediyoruz. Kontrol etmeden hani kendimizin yiyemeyeceği hiçbir şeye kefiliz. Altına imza atıyoruz diyemeyiz zaten. Bunun hesabını biz Allah'a vereceğiz. Biz öyle düşünerek yapıyoruz bu evet. işleri. Evet. O zaman buradan da hanımlara e, duyurmuş olalım, söylemiş olalım içleri rahat bir şekilde. Sert tükandırdığınız evet pirinçleri alıp tüketebilirler. Evet. Ee, ev evet, e, kodları da geçelim. Bir de Füsun bir şeyi sormak istiyorum. Helal bira, helal şampanya, helal viski aldatmacasına hı hı. dikkat e, başlıklı başlığı altında kamuoyuna açıklama yapmıştınız. Şimdi, ee, bu konuda son durum nedir? Nedir hı. bu helal aldatmacası? Bunu da kısaca bir açıklarsanız. Şimdi eee alkolsüz bira, helal şampanya. Evet böyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela şampanya üretirsiniz. Hı, hı. E, içindeki bütün alkolü uçurursunuz. Fakat bunun helal olması hani Kur'an-ı Kerim'de direkt adı haram olarak geçen, necis olarak geçen böyle bir ürünü biz sertifikalandırmıyoruz. Hı hı. Bir Müslümanın kulağına bu alışkanlık girmemesi lazım. Ya yani şampanya helal. Yani hel gerçekten e, helal olsa dahi mi? Evet, içinde bir gram alkol olmasa dahi evet. ya da domuz olmasa dahi evet. hiçbir şey olmasa dahi adı Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçen hiçbir ürünü biz sertifikalandırmıyoruz. Hı hı, Çünkü güzel. bu aldatmaca. Şimdi bilirsiniz zamanda şey çıktı, alkolsüz bira çıktı Türkiye'de. Sonra hı hı. Türkiye'de satılmayınca adı değişti, Malt içeceğine döndürüldü. Sonuç olarak yaklaşık olarak aynı şey. Hani Müslüman halk Alkolsüz de olsa bir almak istemedi ama adı değişmiş oldu. Piyasaya şey yapıldı. Müslüman bir halkın bunu normal karşılamaması lazım. Yani helal bira ihtiyacı olmaması lazım bir Müslümanın. Evet. Yani Şimdi, o isim bile tiksindirmeli evet, bir Müslüman aslında. Aynen öyle. Bir de bu bir kandırmacan Füsun Hanım. Yani biz onlara önce bir helal diye bu ismi bir kabullendirelim onlara. Onların bir ısındıralım, içlerine bir sokalım bunu helal başlığı altında. Helal olsun ama kabullensinler yani böyle mertebe mertebe harama doğru da gidilebilir. Böyle de bir tehlike de var esasında. Onun için belki de Tabii ki. Kabul Şimdi zaten bir ay içiyorum. E, ha helal olmuş, ha olmamış diye düşünebilir. Hı -hı. Çünkü tadına alışkanlık haline getirdiğinizde bir üst tarafına geçebilirsiniz. Ben bunlarla ilgili bir yazı okumuştum. Çok ilginç gelmişti. Şimdi dünyada çok ünlü kola firmaları var ya. Onlardan gerçekten en ünlüsü, adı onunla anılan firma şeyleri desteklermiş. İşte diğer ülkelerde kötü kola üreticilerini işte kola üretecek olanları destekliyor. Hı hı. Neden? Rakiplerini bir nevi. Niye destekliyor? Çünkü onlar onun kadar iyi üretmiyor. Hı, hı. Amaç nedir? İşte adı Müslüman ee, o kolanın adı bir Müslüman adı gibi olduğu zaman ha bizden biri zaten deyip mesela şu çok ilginçti hiç kola içmeyen insanlar o zaten bizden diye düşünerek kola içmeye başladılar. Evet, evet kesinlikle. Evine hiç kola götürmeyenler kola götürdü. Niye? Hı -hı. O bizden çünkü. Hı -hı. Sonra ne oldu? Belirli bir zaman sonra o kola onu kesmedi. Hı hı. Bir üst mertebeye ve bir üst mertebeye asıl istenilen en tavandaki firma kendisine müşteri çekmek için bunu kullandığı ile ilgili bir yazı okumuştum. O kadar şaşırmıştım ki niye bu kadar çok var kola adı sana duyulmamış. Adamlar bir kere alıştırmak istiyor. Hı hı. Alıştırdıktan sonra size şekerli su gibi geliyor. Kesmiyor. Yukarı doğru çıkıyorsunuz. Hı hı. Asıl büyük kola üreticisine doğru ilerliyorsunuz. O yüzden onlar onu destekliyorlar. Yani burada taviz bir nevi tabiri caizse taviz verdirmek Müslümana. Ama siz diyorsunuz ki geçit yok biz taviz vermiyoruz. Biz gazlı içecekleri sertifikalandırmıyoruz. Yani Hı. bizim böyle bazı kriterlerimiz var. İşte he, tamamen e, hani haram hiçbir şey olmayan bir ürün üretilse dahi gaz içeceklerin... Sodalar dışında Sade sodalar dışında. Sade. Meyveli sodalar gazozdur. Hı -hı. Yani gazozla aynı hükümde olduğu için evet. onları sertifikalandırıyoruz. Maden suyu özelliğinden çıkmış oluyor. Yani zaten. şimdi içinde bir miktar maden suyu olması onun tamamen doğal olduğu anlamına gelmez. Ne? Meyve özü var, renklendiricisi var, aroması Hı -hı. var. Hani evet. kenarında sağında sonunda maden suyu işte mineralli su, doğal mineralli Hı -hı. su yazması olayı çözmüyor. O yüzden biz onları da şu ana kadar sertifikalandırmadık. Evet. Ee, kolalarla ilgili ufak bir şey anlatmak istiyorum o çünkü ilginç hani dediniz ya kolalara başlayanlar niye bırakamıyorlar diye hı hı. çok ilginç ilk bulan bir arkadaş bunu e, Yahudi bir eczacı işte migren ilacı arıyormuş Güney Amerika'ya gitmiş iki tane bitki ve drok karıştırmış ve ilaç yapmış aslında hı hı. bir ilaç eczanesinde satmaya başlamış migrenleri iyileşmiş çok daha fazla insan almaya gelince hemen tabii Yahudi aklı olarak şişelemiş. Ve satışa çıkmış. İlk çıktığı zaman ben bayağı bu konuyla araştırmıştım. Neyin nesi bu diye. E, kokalı Fransız şarabı olarak çıktı. Formülasyon çok gizli. Hı -hı. Hiç kimse bilmiyor. Gizli kasalarda saklanır. Orada çalışanları da bilmez. Çünkü ben çoğu firmada gördüm. Çok şaşırmıştım. Mesela burada bir ham madde var. E, çuvalın içinde. Asıl etiketi çıkartılıyor. Hı -hı. O firmanın kendi kodunu koyuyorlar. Orada çalışan onun ne olduğunu bilmiyor. Şu kodlu ürünü getir diyor. O kodun içindeki ne olduğunu firma çalışan bilmez. Bu kadar gizli. Bu Çok kadar gizli. Saatli. Bu bizim buradaki firmalarda. Siz bunu o büyük firmada düşünün artık ne kadar gizliğini gizli olduğunu. Çünkü özütler hep yurt dışından geliyor. Türkiye'de Hı -hı. üretilmiyor. Evet. Ondan sonra şimdi etken maddeleri nedir? Koka bitkisinin etken maddesi kokaindir. Araştırın. Kokain'den geliyor. Kola bitkisinin etken maddesi de kafeindir. Hı hı. İkisi de insanlarda bağımlılık yapacak bir durumdadır. Hatta bir kere bir araştırma yapan birine sordum. İnşallah bir araştırma yapan çıkar. E, uyuşturucu bağımlıları dedim. ilk baştaki ilk ne? Bunlar neden uyuşturucuya geçiyorlar? İlk başta nereden başlıyor ki? Atlayarak uyuşturucuya başlamışlar. Çünkü hı hı. müdavimi, nefes alamıyorlar. Kafein insanlarda böyle bir etki yapıyor. Kokain zaten başlı başına bir uyuşturucu. Hı hı. Bir seminerde bir bayan gelip dedi ki Oğluma dedi içim eriyor dedi çalışıyormuş O 25 yaşlarında falandı. Günde dedi iki buçuk litre iş yerinde içiyor dedi iki buçuk litre kola. Eve gelince hı. akşam ben iki buçuk litre alıyorum dedi kesinlikle hiç su içmiyor o mahvolmuş durumda yani vücut yanıyor evet. fakat önüne geçemiyor yani onu içmediği zaman çökkünlük diye bir şey vardır böyle kollar kanatlar yıkılır hı hı. kendisini toparlayamaz. Bu kafeinin etkisidir. Sporcu içeceklerinde, enerji içeceklerinde de bu olur. Bir enerji saat, içecekleri de aynı konuda. Kafein maddelerine bakın. Hmm. Kafein. Kafein sıkıntılı burada. Evet. Çünkü onu içmediğiniz zaman içtiğinizde çok iyisiniz. Böyle hep şey şeylerim şu Speedy Gonzales vardı çizgi film koşuyor hmm. ayak. Aynı onun gibi hareket ediyorlar. Ev hanımları da bunun için tercih ediyorlarmış. Çok şaşırmıştım. Enerji içeceklerini Temizlik rahat yapabilmek için çünkü o bittiyen çöküyorlar, kafasını yerinden kaldıramıyor. Evet. O hissi istemiyorsanız ikincisini içmek zorundasınız. Hı hı. O sahte hisle bağımlılık mı? Bağımlılık. Yapayım. Siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. İyi Hı -hı. hissetmeyi hep istiyorsunuz. Yani evet. hasta ve yorgun hissetmek istemiyorsanız ne yapacaksınız? Devamlı içeceksiniz. Hı -hı. Çok ilginç bir arkadaşım dedi ki beş dakika sonra eve gideceğim arabası altında Hı -hı. ama dayanamadım dedi. Eve gidene kadar dayanamadım gittim bir benzinlikte aldım içtim dedi bir gözüm açıldı ve yoluma devam ettim dedi. Bu şekil bağımlılık yapıyor. Buradan o zaman annelere bir seslenelim Füsun Hanım. Yani bu kadar ciddi bir tehlike boyutunda olan bu asitli içecekleri, bu kolaları lütfen evimize sokmayalım. Evet. Çocuklarımızdan uzak tutalım. Sonrasında çünkü gerçekten önünün alınmadığını görüyoruz. Toparlayamıyorlar. Hı -hı. Şey gibi düşünsün anneler. E, mutluluk parfüme benzer. Bu çok hoşuma gider bir laf. Hı -hı. Önce kendinize sürersiniz. Etrafınıza yayılır. Evet. Şimdi siz kendiniz dikkat etmeye başlarsanız... Evinize almamanız bir adımdır. Çünkü evde dolabın kapağını açınca orada onu görmeyince çocuk belirli bir zaman sonra unutur. Ama siz yaparsanız ya içiyorum ama işte hani sigara içen birinin çocuğuna sigara içme çocuğum sağlığa zarar deseniz o çocuk bunu dinlemez. Evet. Önce siz yapmanız lazım. Hı -hı. Siz yaptığınız zaman etrafınızdakiler de buna dikkat eder. Mesela bir anaokulunda çok ilginçti bize bir anaokulundan seminer talebi geldi. Bizim arkadaşlardan birinin kızı gidiyormuş. Çocuk beş dört beş yaşında. Çocuk e, okulda verilenleri yemiyor. Ambalajlı ama hı hı. işte sertifikalı olmayan. Neden yemiyorsun? İşte o e, sertifikalı değil. O kadar etkilendi ki okul öyle hocaları falan bizden seminer talep ettiler. Bu ufacık çocuktaki hani bu şey kendi nefsine hakim olduğu için biz bu semineri istiyoruz diye bize geldiler. E çünkü anlatacaksınız, söyleyeceksiniz. Evinizde hı hı. siz bunu yaşıyorsanız o çocuk etrafta yapar. Hayır hani çocuklar. Bunu böyle dayatma şekli yaparsanız ters teper söyleyeceksiniz, zaten, anlatacaksınız. Zaten çocuk eğitiminde bir ilke vardır ya çocuklar Hı? sözle değil gözle eğitilir diye. Yani örneklik e, teşkil etmesi gerekir. Anne ve babanın, abinin, ablanın örnek evet. olması gerekiyor. Bu anlamda anne ve babalar olarak biz ebeveynler olarak, biz eğitenler olarak eğer yediğimize, içtiğimize dikkat edersek zaten birinci basamağı herhalde rahatlıkla geçmiş evet. olacağız. Peki Füsun Hanım vaktimiz gitgide giderek daralıyor. E, helal tüketim talebini artırmak için gerçekleştirmiş olduğunuz bir helal marketleri zinciri var. Evet. Ee, bu konuda biraz bilgi vermenizi isteyeceğim sizden. E, Türkiye genelinde 40'ı geçtik. Helal Dünya Marketleri var. Halal Dünya Marketleri. Adresleri hı hı. Gimdes'in internet sitesinden bulabilirler. Hı hı. E, şimdi buradaki... E, Sertifikalandırdığınız market... bütün ürünleriniz orada mı satılıyor? Yani firma, şimdi oradaki tüketicilerin talebine göre sertifika şey, marketler ürün getiriyorlar. Hı hı. Bizim sertifikalandırdığımız ve izin verdiğimiz bazı ürünlerin sertifika gerekmeyen bazı ürünleri bu marketler satıyor. Fakat en azından siz girdiğiniz zaman o oh, sertifikalı mıydı bu değil miydi diye kendinizi yormadan çok rahat alışveriş yapabileceğiniz Hı -hı. marketlerdir. Helal Dünya marketleri. Burada burada. Bayağı buradan. da var yani Türkiye genelinde. Buradan bunu da söyleyelim. Son 3 dakikaya girdik. Ben şey öğrenmek istiyorum bir de sizden. Darül Darul Helal Medresesi. Çünkü eğitime de çok ağırlık veriyorsunuz. Evet. Sosyal tarafımız olarak. da var bizim. Evet. Dünya Helal Vakfı kuruldu. Gimdes onun çatısında altında duruyor şu anda. Bu vakfın en büyük isteklerinden biri de yapmayı düşündüğümüz inşallah Darül Helal Medresesi. Gerçekten bu helali öğreteceğimiz ve işte kızlarımızın ayrı, erkeklerimizin ayrı helale uygun, her türlü helale uygun bir şekilde eğitim olacak bir medrese istiyoruz. Inşallah. Nasıl bir eğitim? E, ama şey mi? mesela bizim e, gıda olacak, işte kimya olacak, dini eğitim olacak. Hı -hı. Bizim kendi haslımıza uygun bir eğitim olmasını istiyoruz. Hı -hı. E, kendi sitemize bakabilirsiniz. Bir tuğla da siz koyun şeklinde bir evet. şey sloganımız Hı -hı. var. Herkesten bu konuda yardım istiyoruz gerçekten. Çünkü kimdes ancak kendi kendine yetebiliyor. Hı -hı. İnşallah hep beraber bu Darül Helal projesini gerçekleştirip e, Hı -hı. gençlerimizi Gerçekten kendi aslımıza uygun bir medresi de etmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Peki başka eğitim faaliyetleriniz var mı füsun hanım? Bizim e, Gimdes olarak yaptığımız firmalara yaptığımız e, firma eğitimlerimiz var. Denetçilerimizi yetiştirmek için denetçi eğitimlerimiz var. Hı hı. E, firmalardaki kasapları yetişmek için kasap eğitimleri veriyoruz. Uluslar kasap eğitim. Kasap eğitimlerimiz çok hı hı. önemli. Bizden eğitim almayan kasapların kesim yapmasına izin vermiyoruz zaten. E, uluslararası denetçi eğitimlerimiz var. Bunun dışında bütün çağrıldığımız seminerlere gitmeye çalışıyoruz. E, evet. Bunun dışında da. E, Belirli zamanlarda Gimdes Merkez'de Helal Lokma Ailede Başlar seminerlerimiz var. 4 hafta sürüyor. Cumartesi. Helal lokma ailede, ailede başlar. 4 hafta sürüyor ve cumartesi günleri oluyor. Hem bayanlar hem erkekler katılıyor Hı. ve neden dikkat edilmesi gerektiğini gerçekten ayrıntısına kadar her şekilde onlara anlatıyoruz. Onun yanında da anaokulu projemiz var. Biz anaokullarına gidiyoruz ya da merkezimizde ağırlıyoruz ve küçük Hı. çocuklara işte Bayağı yaş ortalaması küçük çocuklara da helal eğitim konusunda yardımcı oluyoruz. Peki bu küçük çocukların tepkisi ne oluyor? Yani küçük çocuğa Çok birden daha... helal gıda işte haram. Yani nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Onlar çok ilgileniyorlar, hoşlarına gidiyor. Bu sefer hani böyle anlattıklarınız akıllarında kalıyor çocukların ve evlerinde bu sefer anlatmaya başlıyor. Anne bu helal mi, bu haram mı, şunun içinde şu var mı, şunun içinde şu var mı falan diye bizim hoşumuza gidiyor. Çocukları çünkü küçük yaşta bir kulağınıza anlatmanız lazım. Hı hı. Helal diye bir kavram var, haram diye bir kavram var. Hı hı. Neye dikkat etmelerine bizim onları söylememiz lazım. Evet çok güzel. Allah muvaffak etsin. Başar, Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz bütün çalışmalarınızda. Bu konuda da Müslümanlara duyarlı olmalarını diliyoruz ve i̇nşallah. istiyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet GİMDES'ten baş e, denetçi ve gıda mühendisi Füsun Menteş Hanım'ı konuk ettik. Helal gıdayı öğrendik.